Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda dünyanın en eski mesleklerinden, en önemli mesleklerinden bana kalırsa bilmemiz, herkesin bilmesi gereken mesleklerden bir tanesi. Satış ve pazarlama olacak konumuz. Çünkü satış-pazarlama eğitmeni bir konuğumuz var, Umut Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Umut Bey? İyiyim çok şükür. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten de dünyanın sizin de dediğiniz gibi programdan önce en eski mesleği ve bence de en geçerli mesleği olduğunu söyleyebilirim. Bunları konuşacağız ama ondan önce biraz kariyer geçmişi dinleyelim sizden sonra konularımıza geçelim. 19 Mart 1986 İstanbul Somatya doğumluyum. 2008 senesinde İstanbul Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun oldum. Teknik lise öğretmeniyim normalde ama mevcut koşullardan dolayı öğretmenlik yapamadım. 2019 senesinde İstanbul Üniversitesi Executive MBA olarak yüksek lisansımı tamamladım. Öğretmenlik alanında ve eğitmenlik alanında Deli Carnegie Kurumu'nun Eğiticinin Eğitimi İstanbul İşletme Enstitüsü'nde de aynı eğitimi aldım. Ee, yine e, beden dili ve eğitim öğretimle alakalı birçok sertifikaya sahibim. Mevcut yaptığım satış pazarlama ile ilgili de Arizona State Üniversitesi'nden 3 tane sertifikam var. Ee, en son Harvard'dan e, Leaders of Learning adında 6 aylık bir online sertifikasyon programına katıldım. Ee, bu sertifikalarla birlikte mesleğime devam ediyorum. Harika. Gerçekten ben de Samantyalıyım. Şu anda çok keyif aldım sizinle birlikte evet. olmaktan. Peki neden satış pazarlama? Aslında bu sorunun cevabı birazcık genetik. Ee, benim rahmetli dedem 70'li yıllarda İstanbul'da kurulan ilk e, ekmek dolabı fabrikasının kurucularından ve o fabrika'nın satış müdürü. Hep onun hikayeleriyle büyüdüm. Ee, onun Anadolu'yu dolaştığı e, marketlere değil de daha çok böyle işte dolapların satıldığı e, kasabalardaki yerlere gittiğini e, konuştuğunu çok duydum. E, sonra tabii babam da. Benim Mahmut Paşa da satış pazarlama işine başlamış. Tezgahtarlıktan başlamış ve yerinde. 40 evet aynen öyle. İstanbul'un en büyük açık hava memesi'dir aslında evet. burası ve hala da İstanbul'un kalbi orada atar. Orada başlayıp sonra Türkiye'nin en büyük ayakkabı kurumlarından birinde yaklaşık 40 yıldır yine satış pazarlama üzerine çalışan bir geçmişi var. Dolayısıyla evin içinde sürekli bir B2B, B2C aslında bir genetik olarak sürekli dinlediğim, maruz kaldığım bir şeydi. Satış pazarlama da açıkçası bugüne kadar hiçbir zaman bir gün bile ben bu işi neden yapıyorum düşünmeden yaptığım bir meslek oldu benim için. Harika. Ne kadar oldu toplam meslekte? 15 yıldır uluslararası bir yabancı kuruluşta satış pazarlama üzerine çalışıyorum. Burada aynı zamanda ürün sorumluluğuyla birlikte bazı eğitimlerden de sorumluyum. Peki. Şimdi satış pazarlamanın olmazsa olmazı iletişim. İletişim neden bu kadar önemli satış pazarlama için? Genetik gerçekten ziyade, genetik gerçekten sonra Marmara Üniversitesi'nden aldığım eğitimi de söyleyebilirim aslında. 2008 senesinde oradan mezun olurken çok önemli hocalardan iletişim, etkileşim dersleri aldım. Bu formasyon beni aslında hayatta bugün geldiğim noktalardaki en büyük nedenlerden bir tanesidir. O iletişim, etkileşim değerli hocalarımın bana kattığı o altın bilezik eski tabirle... Bugün benim bu meslekten para kazanmamı, hayatımı idame ettirmemi sağlıyor. Ben hayatın bir iletişim olduğunu düşünüyorum. Her alanda satışın insani bir duygu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden iletişimin sadece bir şeyi satın alırken ya da bir şey satın almaya karar verirken değil, hayatımızın birçok evresinde aslında var olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Evde, arkadaşlarımızın arasında, Kesinlikle. okulda değil mi? İş yerinde, her Kesinlikle. zaman her yerde Aynen aslında öyle. onu farkında olmadan yapıyoruz. Farkında Aynen. olunca da mucize oluyor bence. Kesinlikle. Peki nedir bu işin keyifli yanları? Keyifli yanları çok fazla. Adrenalin bir kere en önemli şey. Ve sürekli öğrenme yetisi. Sürekli kendini hazır tutmak en önemli şeylerden bir tanesi. Burada yaptığınız davranışların, performansınızın Geri bildirim süresinin çok kısa olması da aslında e, güzel bir şey. Birçok meslekte yaptıklarınız belli bir süre sonra ortaya çıkar. Bunun geri bildirimlerini alırsanız mutlu olursunuz ya da mutsuz olursunuz. Ancak satıştaki periyotlar çok kısadır. E, bu geri bildirimlere, bu adrenalini e, taşıyabilmek, yönetebilmek bence çok zor bir iş. E, ama en güzel yanı benim açımdan neden bu meslektesin e, sorusunun cevaplarından biridir bu adrenalin ve bu heyecan diyeyim. Değil mi? O heyecan çok önemli. Kesinlikle. Her işte bence heyecan çok gerekli kesinlikle. ama satış pazarlamada bir maksimum derecede heyecanlıyız. Aynen öyle. Zorlukları da var ama çok zor da derler bu iş için. Ne diyorsunuz? Ee, kesinlikle çok zor bir meslek. Bu mesleğe başlarken e, sevgili satış müdürüm Seyit Ali Gürsün'ün kulakları çınlasın. E, beni bu işe ikna ederken daha doğrusu bu işe alırken şöyle bir cümle kullanmıştı. E, bu öyle bir dünya ki ay sonunda boğazda balık da yiyebilirsin. Köşedeki büfede sosisi de yiyebilirsin. Bu aradaki e, adrenalini kaldırabilecek misin? Bu e, stresi yönetebilecek misin? Bu motivasyonu kendine sağlayabilecek misin diye sormuştu. E, çok kısa hayatımda bulundu. 6 aylık, 8 aylık bir süreçte kendisiyle çalıştım ama bana çok şey öğretti. O yüzden e, olumsuz yanı aslında bu adrenalini, bu olumlu olumsuzluk dengesini yönetebilmek bence. Bunu yönetemezsek e, bu mesleği idame ettiremez Çünkü durağan bir meslek değil bu zor bir meslek. Olumsuz yanları aslında biraz daha böyle somut. Değil mi? Aynen. Peki nasıl tanımlarsınız bu mesleği? Satış pazarlama mesleği Birçok konu başlığı var aslında satış pazarlama ile ilgili ama e, satın alma dürtüsü bir malı veya da bir hizmeti e, satın almada e, aslında e, bir memnuniyet durumudur ya da bir memnuniyetsizlik durumudur. Bunun alt kodunda motivasyon olduğuna inanıyorum. Çok fazla konu başlığı var ama motivasyondan biraz bahsedebilirim. İktisadi olarak e, motivasyon, insan motivasyonunun bir ABC'si var. Bunu e, Arizona'daki aldığım, Arizona Üniversitesi'nden aldığım eğitimde öğrenmiştim. E, ABC olarak adlandırdıkları ABC'de antecedents, behavior ve e, consequences yani öncelikler, davranışlar ve sonuçlar olarak tanımlıyorlar. Buradaki e, önceliklerimiz bizim aslında bir önceki satın almalardaki e, zihnimize işlenen gerçekler bir satıcı bunu çok iyi irdelemeli. bir e, potansiyel müşterinin önceliklerine ciddi anlamda değer vermeli. Bunu iktisat yüzde on olarak tanımlıyor. Geri kalan e, kısmın yüzde seksen beşlik kısmının sonuçlar olduğunu söylüyor. E, bu bağlamda aslında davranışlara yer kalmıyormuş gibi gözükse de satıcı zaten sonuçlarla ilgilenen kişidir. Ama önceliklerin sonuçlara dönüşürken o davranışları nasıl yönetmesi gerektiği de satıcının aslında Yeteneğini ortaya çıkaran, satıcının kumaşını ortaya çıkaran kısımdır. Matematiği bile bu kadar karmaşık olan bir meslekten bahsediyoruz. O yüzden e, birçok konudan bahsedebilirim ama insan motivasyonunun ABC'si benim her zaman, her görüşmeden önce kendimi hatırlattığım e, konu olarak adlandırabilirim. Peki, aynı zamanda öğretmenlik mesleğinizle de e, bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben ama evet. doğru mudur, var mıdır mevcut bir mesleğinizle olan bağlantısı? Öğretmenlik mesleği benim gönlümde yatan bir aslan olarak kaldı ama e, satış ve pazarlama yaparak aslında bunu biraz daha da e, yenmiş de oldum açıkçası. Öğretmenlikte birilerine bir şeyleri öğretmektir, bir şeylerin e, öğrenildiğinden emin olmaktır. Ben o karşımdaki kişinin gözüne baktığımda onu anladığı an ya da satıştan e, örnek vermek gerekirse onu ikna ettiğim an aslında bu mesleğin en güzel yanı. Dolayısıyla benzerliklerin çok fazla olduğunu düşünüyorum o aldığım eğitimlerin bugünkü başarımın e, anahtarı olduğunu düşünüyorum. Burada başarıdan kastım rakamlar ya da hedeflerden bahsetmiyorum. Çok mutluyum bu işi yapmaktan. E, dediğim gibi daha önceden bir gün bile ben bu işi neden yapıyorum sorusunu sormadım. O yüzden öğretmenlikle satışın arasındaki bağlantı beni her zaman mutlu etmiştir. Peki, şimdi hedefleri soracağım. Çok meşhurdur ya satış pazarlığı bunun için. Hedeflerimiz, hedeflerimiz. Sizin hedefleriniz neler ileriye dönük mesleğinizle ilgili? Benim hedeflerim e, satış ve pazarlamada edindiğim bu e, bilgi birikim ve tecrübeyi önümüzdeki yıllarda e, daha fazla insana ulaşabileceğim bir platforma taşımak. E, çünkü dediğim gibi yani 70'li yıllardaki B2B hikayelerinden Mahmut Paşa'ya kadar şu anda internasyonel bir şirkette yaklaşık 20'den fazla sektöre gidip binlerce insanla tanışmış birisi olarak söylüyorum bunu. Bu geniş skalayı öğretebildiğim kadar, aktarabildiğim kadar daha fazla insana aktarmak istiyorum. Bunu bir zehir olarak e, tanımlıyorum kendimde. İlerleyen yıllarda nacizane, e, çok büyük e, maddi getirisi bir beklentisi olmadan daha fazla konuşabileceğim, daha fazla insanlara öğretebileceğim bir hayalim var. Şu, bazı çalışmalarım var ama önümüzdeki yıllarda inşallah gerçekleştirmek nasip olur. Hayırlısı olsun diyorum. Peki, çok keyifli bir sohbette bir satış pazarlama eğitmeniyle e, mutlaka keyifli oluyor sohbet. Son olarak söylemek istediğiniz izleyicilere e, bir şey var mıdır? Eee... Ben son olarak e, amatör olarak tiyatroyla da ilgileniyorum. E, sevgili tiyatro hocam Cengiz Küçükayvaz'ın bir öğretisiyle bitirmek istiyorum sözlerimi. E, i̇nsan sevdiği işi yapmalı ve çok istemeli diyor. E, bize de bunu çok fazla söyledi. E, i̇nsan e, doğası gereği mutlu olmak ve üretmek ister. E, bunun için hayattadır. E, i̇stediğiniz işi yapın, çok sevin ve çok isteyin. Bu şekilde zaten otomatik olarak mutlu olacaksınız. Ben bunu söylemek isterim hocamın kulaklarını çınlatarak. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun. Çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılarınızın devamıdır. Çok teşekkür ederim. Çok tamam. sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten satış pazarlama işi hepimizin öğrenmesi gereken işlerden biri. Çünkü hangi mesleği yaparsanız yapın dediğim gibi iletişime ihtiyacınız var. İletişim içinde satış pazarlama ile birlikte çok iyi fonksiyonlar kurmanız gerekir mesleğinizde ilerlemeniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.